Kanalımıza hoş geldiniz. SGK, SSK, Bağkur Emekli Sandığı, memur, emekli, herkes ilgilendiren gelişme. Tüm maaşlara 450 TL zam. Ülkemizde SGK, SSK, Bağkur Emekli Sandığı, memur, emekli, herkes ilgilendiren detaylar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren haberler geliyor. Askerlik borçlanması ile beraber vatandaşlar askerlik şubelerine giderek görevliler tarafından verilen formlar eksiksiz bir şekilde doldurulup teslim edilmesi gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu askerlik yapılan süre kadar vatandaşlar borçlanma yapma haklarının sahibi olacak. 4A statüsü ile istihdam eden vatandaşların en son çalışma hayatına devam ettikleri iş yerlerinin yer aldığı Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Askerlik borçlanması yapan vatandaşların yazılı talepte bulunmalarının ardından maaşlarının 450 TL'ye kadar artış gösterecek olduğuna dair haber geldi. Emeklilik yapı gelmeden SSK ya da Bağkur prim ödemeleri geri alınabilecek mi? Bir yandan merak edilen konulardan bir tanesi de bu oluyor. Vatandaşların askerlik borçlanması yapabilmesi için belirli şartları da yerine getirmeleri gerekiyor. Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak. Erkekler askerlik borçlanması ile ortalama olarak 1 ila 2 yıl arasında erken emekli olma fırsatına sahip olacaklar. Bunun için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Eğer erkekler askere gitmeden önce sigortalı olarak işe başladılar ve çalışma hayatına devam ederken askere gittikleri sürede borçlanma yapabilecekler. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli adımlardan bir tanesi erkeklerin askerde olduğu sürede iş yerlerinin vatandaşlara dair sigorta prim ödemelerine devam etmemesi gerekir. Eğer bu şartlar yerine getirilirse vatandaşlar askerlik borçlanması yapabilecekler. Toplu prim ödemeleri geri alınabilecek mi? SGK kapsamında ödenen toplu prim ödemeleri alınabilecek mi merak ediliyor. SGK bünyesine giderek başvuru yapan vatandaşlar aranan şartları yerine getirirse ödemeleri alabilecekler. Fakat vatandaşlar yaşları gelmeden ödemelerden yararlanmak istiyor. Her ne kadar başvuru yapsalar bile vatandaşlar yaş şartını yerine getirmeden önce toplu ödemeleri alamayacaklar. Vatandaşların ödeme alabilmesi için yaş şartları yerine gelmesi durumunda çalışma hayatına devam ederek eksik kalan prim ödemelerini alamayacaklarsa o şekilde geri alabilecekler. Bu konuda haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.